Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir konseptin ilk bölümüyle karşınızdayım. Bundan sonra kanalımda birbirinden değerli konuklarla ara sıcak formatıyla karşınızda olacağım. Ve bildiğiniz üzere Burak Güngör kanalında yeni bir konsepte başlanıyorsa konuk her zaman bellidir. Fatih hoş geldin. Allah kahretsin. Nasıl <laughs> Nereden geldik buraya ya? Ama yine getirdin beni buraya. Benim kanalımın olayı bu kanka bak. Senin kanala gelince başım belaya girecekmiş gibi hissediyorum. Neden, Neden bilmiyorum. Neden? Ee, daha önce bir tane daha çekmiştik seninle yıllar önce. Ev hatırlıyorsun. gezmesi. Millet beni acınılcalıya benzetmiş. Kendisi evet. Hiç alakam yok. Ev gezmesinden mi evet, bahsediyorsun? Evet. Ev gezmesi. Orada mı çok iddialı söylemlerin olmuştu? Vardı evet. O sıralar vardı. Ee, Şu an öyle sorular sormayacağım sana. Dinlerim. Ben her zaman sorusun cevabını veremeyeceğim soruları hazır değilim. Her soruya içtenlikle cevap verecek misin? Her gerçekten? soruya içtenlikle cevap vermeyeceğim. <gülüyor> Neden? Neden? <gülüyor> niye böyle oğlum, şey oğlum Allah Allah. Ee, güzel sorularım var senin. Tamam. Hayata dair hoş bir hasbihal yapacağız teşekkür beraber. Teşekkür ederim. Sana güveniyorum. Çok, çok sıkıştırmayacağım seni. Çünkü burada gerçekten amaç Bura'nın arkadaşları tarzında bir konsept. Bakaramızı evet, yapacağız. Sorularımızı soracağız. Teşekkür. O zaman niye alkolümüz yok kardeşim burada? Bura'nın arkadaşları <laughs> ise nerede <de> alkolümüz <laughs> yok? Aldırayım mı? Yok kardeşim. Teşekkür tamam. Teşekkürler. Ben kullanmıyorum. Öncelikle nasılsın Fatih? Nasıl gidiyor hayat? Elhamdülillah çok şükür. Ruhumuz biliyorsun biraz yaşlandı. Evet. Tabii yaşta 30'a gelmek üzere. Evet. Ee, gelmek üzere derken burada arada 93'lüsün diye bir info var bende. Doğru tam 93 Tam mi? 25 Ekim'de 30 oluyorum. Kanka, Normalde bir ben... olmuyor musun? 30 ben 30 oluyorum. 94 Kanka, nasıl oluyor? Hayır canım. Bak internette yazar. Doğru. Ben 29 oldum ama görsen Ekim'de olsun. Sen olacaksın, 29'sun, doğru. ben 30'um. Doğru. Evet. Ekim'de 30 olacağım 25 Ekim'de. Evet. Herkesin hediyelerini bekliyorum. Onun dışında zaten kafalar var biliyorsun. Sürekli kafalarla beraberiz. Bütün yaptığımız evet. iş kafalar üzerinde. Kafalarla mutluyuz zaten. Hayat nasıl gidiyor baba onu anlat. Hayat güzel ya. Ben... Yaşına girdin şimdi alakası nasıl gidiyor diyorum. 30 olacağım diyorsun. Takılıyoruz abi geziyoruz eğleniyoruz. Mutlu mu Fatih gelsin? Ben çok keyifli ve mutluyum ya. Çok rahatım yani. Güzel abi. Oğlum mutsuz olmamı mı istedin ne yani? Yok öyle anladım. yani. Tankut'a sorsan ya, Brezilya'da tat... neler yaptık. <laughs> Cevaptan tatmin olmadım. Peki bir şey soracağım. Son zamanlarda böyle hayatında aldığın... Daha doğrusu hayatına dair aldığın yeni kararlar var mı? 30'a gelmeden önce böyle bir hedef çıkartmıştım kendime. 30'a gelmeden şunları yap falan diye. Hiçbirini yapamadım kanka. Maddi hedefler mi? Maddi değil. Maddi çok şükür maddi ile ilgili çok çok ciddi sıkıntılarım olmadı. Yani o konuda temeli güçlü tuttuğumuz için. Ama genel olarak böyle kariyer hedefleri olur ya insan kendini geliştirir. Evet. Ulan belirli bir yaşa geldikten sonra artık bazı kültürel konularda da konuşmak istersin. Hani böyle boş konuşmak Kissel yerine. Kişisel gelişimden mi bahsediyorsun? Kişisel gelişim. Bununla alakalı peki ne yapıyor Fatih? Kardeşim ya? 500 tane kitap siparişi verdim trend yoldan. Evet bravo Barış Özcan. Ee, siparişleri verdim ama ben hiçbirini açıp bakmadım. Kitaplığa koydun ama değil mi? Duruyor Neco? şu an orada duruyor. Yani, gelen görsün. Story'de falan <laughs> arkada görünüyor yani. <laughs> gelen görsün. Anzaklar var onu okudum en son. Peki en çarpıcı karar ne hayatınla alakalı aldın? Ya şöyle şimdi mesela ben 28 oldum hı hı. ve cidden ya bu büyük ihtimalle 35'te benim tekrar söylediğim bir şey olacak ama 28 benim hayatımda bir şeyleri değiştirdi. Evet. Yani hayata farklı bakmaya başladım ben en azından kendi adıma söyleyeyim. Ya eskiden çok daha fırlamaydım. Şu anda çok fırlama bir adam değilim bence. Hani ben öyle de görüyorum. Dışarıdaki insanlar da öyle yorumluyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü biraz oturaklı oluyorsun belirli bir müddet sonra. Bir evlilik geçirdim biliyorsunuz. Ona zaten. geleceğiz. Hani o da beni olgunlaştırdı ister istemez. Tabii doğal olarak eskiye nazaran çok daha olgun bir insanım. Ama kamera karşısında istediğim zaman komik oluyorum. Eğlenceli oluyorum. Benim işim bu çünkü. Ve keyif alıyorum bundan. Peki son birkaç ayda <laughs> böyle seni en çok mutlu eden <laughs> ya. Küçük Fatih mutlu oldu diyebileceğimiz bir gelişme yaşandı. Kardeş, küçük Fatih mutlu oldu derken <laughs> ne demek istiyorsun? <laughs> Aynen yani sen bizim için hani böyle ufak tefek yerinde Ne alaka kardeşim? Bir küçük Fatih anlamda. ne demek? Ya öyle söyledim ben onu yani o an. Evet. Son zamanlarda cidden seni en çok mutlu eden olay neydi abi hayatında yaşadığın? Valla ee, vallahi ülke gezince ben zaten çok mutlu oluyorum. Abi sen çok çarpıcı cevaplar vermiyorsun ama bana bak. Ya nasıl yani hayatıma biri ya girmesi bir haber falan gibi bir şey mi? <laughs> o da olabilir. Bir haber olur. Aldığım bir haber olur. Yok vallahi olmadı ya. Ailevi bir gelişme olur. Bir hiç şey olur. olmadı Bir yerden ya. bir miras kalır. Hiç olmadı. Bir reklam gelir mesela kaşesi çok yüksektir bir mutlu eder. Yok hiç olmadı. Ya. Daha, <laughs> Daha olmadı. önce <laughs> ama story attın onu da gördüm. <laughs> story Reklamlar devam ediyor canım. Biz reklamı güzel yapıyoruz o yüzden. Bu soru zor bir sorudur. Mutlu etmeye herkes kolayca cevap veremez ama insan üzüldüğünü unutmaz. Evet. Son Aylarda diyeyim ben Hı -hı. buna. Yıllar çok geniş bir şey olur çünkü. Son aylarda seni en çok üzen olay neydi? Ya genel olarak iş disiplini içerisinde böyle bazı şeylerimiz oluyor bizim. Gelgitlerimiz oluyor. Hı -hı. Herkese aynı sorumluluğu yükleyemiyorsun doğal olarak. Mesela ben atıyorum bir gün iki yapıyorsam diğer arkadaşım bir yapıyor. Neyi? O diğer arkadaşım üç yapıyorsa ben bir yapıyorum. <laughs> Neyi kanka? Bir dengesizlik Detayları oluyor de... iş anlamında ha. ya. İş, YouTube, tamam. Instagram ne varsa. O zaman dengesizlik olduğu zaman üzülmeye başlıyorsun. İster istemez. Yani çünkü bizim işimiz bu. Hayatımız bununla e, oluştu. Bütün geleceğimiz de geçmişimiz de bununla doldurulmuş bir şekilde. Hayatımız sosyal medyaya mal olmuş yani. En çok güzel olay tabii beni boğuldu. Ailem çok şükür sağlıklı. Saat yerinde hepsinin. Annem Vallahi geziyor, ilikler. seviyor gezmeyi. El Abimin sağlığı saat abi. yerinde. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Onlar mutlular. Onlar mutlu olduğu için zaten çok büyük strese girmiyorum. Ama onun dışında çok büyük üzüldüğüm bir konu olmadı ya. Çok şükür. Tam bununla alakalı sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Fatih Yersin şöyle bir geçmişine baktığı zaman Hı. kişisel tatminini gerçekleştirdi mi? Yani benim hayatımın bundan sonraki kısmı geçmişime göre daha kolay geçecek diyebiliyor musun? Hiç diyemem ya. Ben garanti veremem ve büyük de konuşmak istemiyorum hayatta. Eskiden çok büyük konuşurdum. Hedeflerim aynı şekilde devam ediyor. Ama e, büyük konuşmamak lazım hayatta. Yani hayatta kişisel ne kişisel tatmini zaman... gerçekleştirmediniz öyle mi? Tam anlamıyla değil şu an kişisel tatminim ben tatmin değilim. Beni tatmin et Seni tatmin etmek zor herhalde. evet beni tatmin etmek zor olabilir yani biraz. Peki şunu soracağım sana. Türkiye'de ekip olarak uzun süre hayatta kalmak zor abi. Evet. Yani bunu başaran çok az grup var. Evet. Kafalar ekibi de öyle ya da böyle bunu sosyal medyada uzun süredir koruyor. Bugüne kadar en azından dışarıya yansıttığınız çok büyük bir probleminizi biz görmedik. Evet. Peki şu anda kafalar grubuyla Hı. yani kafalarla Fatih Yasin'in arası nasıl? ya Orası bir marka çünkü o yüzden kafalar grubu diyorum artık hı hı. oraya. Hı hı. Bireysel Fatih Yasin'in grupla arası nasıl şu an? Ya şimdi şöyle eskiden mesela bir konsept fikri bulduğumuzda çok heyecanlanıp yükseldiğimiz oluyordu. Hı hı. Şimdi artık o kadar eskisi gibi bir heyecan yok. Eskiden 90 bu heyecan şimdi %65'lerde falan. E doğal olarak sen ne oluyor? Ne sence? Her şey olabilir ya. Birçok faktör var. Bir i̇nsanlar evleniyor, boşanıyor ya da hayatına birilerini alıyor. Hayatındaki birçok standart değişmeye başlıyor. Sorumlulukların değişiyor. Ne bileyim, artık eve daha erken gitmek zorunda kalıyorsun ya da ne bileyim, hafta sonlarını artık bir şey... başka şeylere ayırmak zorunda kalıyorsun. Eskiden bütün hayatımız buydu. Şimdi artık hayatımızda değişen şeyler olmaya başladı işte. Arkadaşların eşleri var herhalde. Laf lafa açar Hı. şunu soracağım sana. Normalde sorular arasında yok. Bunu Hı. İzleyen herkes gündelik hayatında yaşıyordur. Bir arkadaş grubu vardır. Evet. Hep beraber bir şeyler yapıyor. Evet. Sonra o arkadaş grubundan biri sevgili yapar. Evet. Örnek veriyorum. Diğerlerinden biraz soyutlar kendine. Evet. Sizde bu yaşandı demiyorum orada. Sadece şunu soruyorum. Evet. Ee, senin bir boşanma sürecin oldu ve sonrasında Hı -hı. haliyle işe muhtemelen daha çok sarılmışsındır. Evet, yani tabii sen. doğal olarak. Senin çok fazla sarıldığın işe arkadaşlarının daha az sarıldığını düşünüyor musun mesela? Çünkü onların hala devam eden bir ilişkileri var, evlilikleri var. <laughs> Allah da bozmasın. Inşallah. Ya şimdi aynı konumda ben de olsam muhtemelen onların sarıldığı kadar sarılabilirdim. Yani benim de hayatımda biri olsaydı ona harcamam gereken sorumluluklar olurdu. Ve daha az zaman ayırdım. Yani şu an onlar ne kadar zaman ayırıyorsa ben de evli olsaydım ve hayatımda biri olsaydı onlar kadar zaman ayırdım. Bu da... Çok doğal ve normal bir şey. Ben arkadaşlarımın her zaman mutlu olmasını isterim. Bunu zaten herkes bilir. Sen çok iyi bilirsin. Ama dediğim gibi mesela ben boşandıktan sonra hayatımda hiçbir şey olmadığı için artık işe daha çok sarıldım doğal olarak. Yani tabii ki daha fazla sarf ettiğimi düşünüyorum ama bunun normal olduğunu da düşünüyorum. Yani benim de hayatımda şu an birisi olsa muhtemelen şu anki performansımdan daha düşük bir performans gösteririm. Yani işe duyulan heyecan aslında aynı ama insanların hayatındaki insanlar yüzünden odaklanabilme şeyleri azaldı. Evet sana. kesinlikle bu normal bir şey zaten. Peki şu çok gelen bir soru aslında sana ben bunu biraz ee, yumuşatarak soracağım. Yıllar önce seninle bir video çekmiştik. Evet. E, o videoda da bu soru gelmişti. Fakat hem beynen hem bence fiziken artık yaşlandık o halimize göre. Çok gençtik. Orada. Sen yaşlı görebilirsin kendini. <laughs> ben yaşlı görüyorum. <laughs> Şimdi şunu soracağım abi. Çok net bir şekilde soracağım o zaman ben sana bu soruyu. Gün gelir hı hı. Fatih Yasin Kafalar grubundan ayrılır mı? <laughs> Yani ben açıkçası şu ana kadar çıktığım her yerde, sen benim arkadaşım olduğun için en samimi şekilde seninle konuşuyorum zaten. Çıktığım her yerde kafalar grubundan hiçbir şekilde ayrılmak istemediğimi söyledim. Çünkü kafalar benim için gerçekten bir hayal, bir hedefi olan, bir vizyon kurduğum, üzerine böyle kale yapmaya çalıştığım bir sistem arkadaşlarımla beraber. Kafaları ben bırakmak istemem. Ama bir arkadaşımız, ben değil de hani birisi gitmek istedi tamamen. Kimseyi zorlayamayız artık. Yani eskiden durması için her şeyi çabalardım. Şimdi kimseyi zorlayamazsın artık. Evet. Yani değişen durum Büyüdük. bu aslında. Evet. Büyüdük abi. Çünkü artık gelecekte ne yapacağını az çok kestirebiliyorsun yani. Bir de sorumlu ama kafalar... insanlar var artık evet. ya bence. Hani ben evlenmedim ama yani mesela ben artık şeyi hesaplayabiliyorum ya işte ben yaşlandım. Çoluğum olacak, babam çocuğum da olacak evet. Ya benim birilerine karşı bir sorumluluğum var Kesinlikle. bu hayatta artık diyorum yani. Şimdi mesela çocuğun oldu senin dese ki baba ya bugün de YouTube videosu çekme. Ne diyeceksin? Ya hayır da otur orada ben buradan para kazanıyor mu diyeceksin? Doğduktan Yok. Doğduktan sonraki ilk 5-6 senede diyemez diye hesaplıyorum. Konuşamaz evet. çünkü. Ama evet. sonrası için derim ki ya kandırmak kolay abi. Evet. iPad'i istiyorsan benim çalışmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya o bırak Bur gün göre. Ya <laughs> şimdi e, bunlar çok normal şeyler bence. Biz evlenmeden önce tabii ki hepimiz hayatımızda kimse olmadığı için çok rahat yaşıyorduk. Gecemiz gündüzümüz birdi yani. Biz istediğimiz evet. saatte kalkıp istediğimiz yani, saatte. beraberdik zaten. O zaman yatıyorduk. Zamanki... Heyecanı şöyle anlatabilirim. Biz mesela genelde ben Fatih'in evine giderdim. Hatta evet. kendi evimden çok onda olurdum. Evet. Sürekli bir şey izlerdik, sürekli bir şey konuşurduk. Bazen başka bir platformda bir şey görürdük. Mesela hesap kimlerin buluşunu hatırlıyor. Evet. Ee, ve gelen içerikleri böyle Fatih kafa patlatırdı, Bilal patlatırdı, Atakan işte ben destek olurdum falan böyle içerik üretirdik. Şimdi evet. o hava bence siz dışında da yok. Evet, şu an var bizde. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Mesela Onunla diyorum, alakalı bir soru soracağım bu arada Aklımıza sana. bir fikir geliyor. Onun üzerine konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ama eskiden nasıl üstüne 10 saat konuşuyorsan. Eskiden sadece bunu düşünüyorduk heh, kanka. Şu anda bunun üstüne 2 saat konuşuyorsun. Evet. Yani bu bu da olağan bir şey zaten. Birazdan oyun... soracağım onun tamam. sorusunu sana. Şimdi benim için çok kıymetli ve bence önemli bir konuya girmek istiyorum. Biz bu işi ilk yapmaya başladığımızda sınırlı sayıda insandık kanka. Evet. Gerçekten bir avucu geçmezdi yani Hı -hı. sosyal medyada içerik üreten kişi sayısı. Şu an çok fazla. Evet. Ya seçenek de çok fazla bu arada. Kategori kategori ayırıyor artık markalar mesela bizi. Hı -hı. Haliyle de önceye göre Tabii ki etkileşim dağılıyor abi insanlar. Evet. Aslında bizim etkileşimimiz düşmüyor. Pasta büyüdü ve dağılıyor artık Hı -hı. etkileşim. Sen bu durumun neye bağlıyorsun? Gerçekten yeni insanların gelmesine mi bağlıyorsun benim az önce anlattığım şekilde yoksa hani abi biz biraz yaşlandık, yüzümüz eskide. Çok normal gibisinden mi yaklaşıyorsun konuya? Ya şimdi sosyal medyanın zaten dinamiği çok fazla değişti. Artık sosyal medya diye bir şey var, bölümleri var, üniversitede okutuluyor falan. Herkes artık sosyal medyacı olabiliyor. Mesela atıyorum viral bir tane reels çeksen bir anda 100.000 bin, bin takipçi elde edebiliyorsun. Bizim dönemimizde bunu elde etmek zordu yani. Bizim dönemde oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz diyordu insanlar. Diyorlardı. Şimdi, Şimdi o, o zamanlar oturduğumuz yerde mesela çok değerli isimler geliyor. Fatih Altaylı geliyor, Cüneyt Özdemir. Tabii canım geliyor. şu an Cüneyt Özdemir'in yaptığı programlara falan baktığın zaman YouTube'a bir. Ya o zamanki yani. kafayla bakarsak aslında Cüneyt Özdemir'le Fatih Altaylı da şu an oturduğu yerden para kazanıyor. Fatih Altaylı'ya bence hani bilmiyorum adamın adına konuşmuş gibi olmuyor ama çok seviyorum <laughs> kendisini. adamı. Ben de çok seviyorum mesela izliyorum. Fatih Altaylı'ya zamanında sormuş olsalardı ya. Çocuk işi falan derdi bence. Ama şu anda tamamen dinamide işte artık bir kalite oldu yani burası. Ya Cüneyt abi de bize yani YouTuber'lara Fatih Altaylı şimdi normal zamanında... televizyon programını kabul etmeyip kendi YouTube kanalını açtı hatırlarsın. Bana zamanında Cüneyt Özdemir bana değil kafalara yavşak demiş. <laughs> <laughs> Sonra ben de, ben de gayri ihtiyar şimdi ergenlik var ya dedim abi sen kime yapacak dedin ya sen yapacak dedim ama ayıp yani hani tabii doğal olarak Sonra Cüneyt Özdemir diye hatırlıyorum anlamazdım ben. <laughs> ben şimdi mahallede büyümüş adam haber ne izlesin anasını dedim bizim her olayımız haber zaten şimdi Cüneyt Özdemir'i seviyorum ama mesela kulüpte gördüm geçen gün kendisini <laughs> hangi kulüpte kanka? şaka yapıyorum canım He. Senin ama bu ara bir kulüp sevdan var. Kulüp sevdam yok ya. Çok takılıyorsun. Hayır hayır. Haberin hayır, geliyor. Hayır. Çok takılıyorsun. Bak bir ara. gittim mi? Avalon'da <laughs> arkadaşlarımız açmıştı. <laughs> ha, evet. Mekanı birkaç kere davet ettiler. Evet. Bir keresinde Atakan, ben, Bilal hep beraber eşler falan gittik. Aha. Bir tanesinde Hicazilerle beraber gittik. Eyvah mesela. O, bir kadro, kere daha... o kadro sıkıntı. O kadro, da bir merak <laughs> o kadro çok sardı. Bir kere daha o kadroyla gittik ama şu an çıkmıyorum hiç. Dışarı çıkmıyorum. Yani. Allah Allah. Vallahi gitmiyorum. CZN'den çalışına gittin mi? Cezenin açılışına gidemedik ya. Niye? O an benim şey vardı. Ne korona şüpheleri <laughs> ne vardı. vardı nasıl bir yalan gelecek? Ne vardı o an? Korona asrı? şüpheleri vardı. He, korona şüphesi mi? Tabii. Nasıl korona şüphesi? Korona şüphesi mi? vardı abi. Malta'dan geldik. Ne koronası oğlum? Abi öyle bir şey söyledi ya. Fahrettin Koca açıklamadım kardeşim ne geçen gün. Şey nasıl bir yok ben? ya? Yani. Son dakika haberleri izlemiyor musunuz yani oğlum? Bandıla baksanıza. İyi sıkıyor şu an. Niye gitmedin oğlum adamın açılışına? Kardeşim hastaydım. Ben de gitmedim bu Hastaydım. Ben de gitmedim. Davet edilmedim bu arada. Cezeni bırak. Severiz. Seni Eski davet bir kardeşimiz etti, mi? etti. Beni etmedi mesela. Etti. Ben davet etti. Gidemedim. Özür dileriz. Gidemediğimiz için. Ama beni severiz kendisini. Beni çağırmadın. Çağırsan yani. gelirdim Burak'a. Ee, ama Burak haklıdır yani. Burak öyle değil. Beni deysa. çağırmamasında mı? Seni çağırmaması seni üzer. Evet. Ben üzülürdüm mesela. Ben beni de çağırması. üzüldüm. Devam ediyorum. Evet. Konuyu değiştirdin ama tekrar yo, yo, değiştirmedim. Şimdi. Sosyal medyanın dinamikleri değiştiği için... Şu an mesela eski reytingini alamayabilirsin. Mesela Kafalar üzerinde konuşmak gerekirse bir günde 2 milyon izlenen ya da ne bileyim buçuk milyon izlenen Kafalar kanalının şu anda bir günde 600 bin, 700 bin izleniyor. Bunun sebebi kafaların artık kötüleştiği için değil, sosyal medyada çok fazla dinamik değişti ve artık seçenek çok fazla. Abi eskiden mecburdu izlemeye. Evet sende. yani mesela adanın ortasında bir gün geçirme videosunu adam 100 tane farklı kanalda izleyebiliyor. Yani o an başkasından izlediyse seni seven bir adam bile olsa... İzlemeyebiliyor. Mesela kafalarda şu an kemik kadro var diye adam artık 600 bin, 700 bin ilgi ilgi odağı denen bir şey yoktu eskiden. yani evet. Adam teknolojiyi seviyordu ama mecbur Hı. Fatih Ersin'i de izliyordu. Çünkü evet. izleyebileceği bir şey yoktu YouTube'da. Tabii onun çok büyük bir avantajı şu var. Şu an her kategoriye özel günde 1 milyon tane video yükleniyor YouTube'dan. Ama şu an fenomen olmak çok daha kolay. YouTube'da çok katılımlı YouTube Fatih. YouTube'u söyleyemem zaten. Kısa videoda okey ama YouTube'da... YouTube'da destek almak zorundasın. Ve YouTube'da artık bence eskiden çok daha zor evet. fenomen olarak. Ama shortslarla falan olabiliyorsun Ya işte. YouTube'da bir de şu var kanka şimdi shorts video formatında hı hı. telefonla çekebiliyorsun bu güzel rahatlık. Evet. Ama mesela belli başlı YouTuber'lar işte hı hı. Enes üretiyor olsa Enes, Orkun, Ruhi mesela siz. Hı hı. Hani ekipman olarak da zamanında bir sermaye oluşturduğunuz için çok ilerlediniz artık. Evet. Ve ülkemizdeki hani ekonomik durumdan dolayı da yeni bir insan yani babadan zengin falan değilse Şahsen çok zor bir tabii araya yani. Tabii ki kamerayı alsın, mikrofonu alsın falan evet. zaten bir yüzlük oluyor, yüz yüz evet. 150lik olur. Peki şöyle bir şey soracağım sana. Şimdi dolaylı yoldan aslında kısa video formatının bu durumu da etkilediği aşikar. Yani Kesinlikle tabii ki. Özellikle pandemi dönemi. Evet. Yani kısa video hayatımıza bir girdi. Long videodan bir anda insanlar sıkıldılar evet. uzun video formatından. Kısa video hayatımıza ilk girdiğinde ben şunu dedim içimden. Dedim ki kafalar esecek. Çünkü kafalar özünde short videodan gelme. Kısa evet. video formatından gelme bir <laughs> grup. Neden olmadı abi bu hikaye? Niye orada ekstra bir fark yaratamadınız? Siz? Ya şimdi o normalde zaten hani Vine'le ilgili çok fazla fikrimiz vardı. Biz zamanında orayla ilgili goy goylar geyikler yaptık. Hı -hı. Onlar da çok fazla izlenmeler aldı falan. Biz de arada böyle içerikler paylaştık ama böyle YouTube artık oturmuş bir meslek haline geliyor. Ve YouTube'da yaptığım formattan başka bir şeye çıkabilecek bir kalıpta olmuyor artık kafan. Hı -hı. Kafan artık YouTube'a basmaya başlıyor. Yani short da başarılı olabilirdik ama çok mutlu olduğumuz bir bölüm değildi artık bizim. Yani YouTube'da çekmiş olduğumuz içerikte çok daha fazla keyif alıyorduk. Ya ben olduk. artık skeç yazmam mı dedin ki Barca? Gibi gibi evet. Mesela Aykut Elmas 10 yıldır sıkılmadan skeç yazıyor adam. Ama ben onun kadar kitap okumuyorum. Ama o da gibi. YouTube'da başaramadı mesela bence. İşte orada oradaki skeç mantığı da biraz giriş gelişme sonucu biraz daha yayman gerekiyor. Hı hı. Ama format çekiyorsun yani daha önceden yazılı olan bir formatı çeksen izlenmeyebilir yani. Ya bir de bence o insanlar çok ayırt edemiyorlar onu ama YouTuber olan biri gerçekten YouTuber olan yani evet. kitlesi olan demiyorum. Bak, YouTuber olan birinin Twitch'e uyum sağlaması da zor. Bence TikTok'a uyum sağlaması da zor. Twitch en zoru bence. Yani bence Instagram uyum sağlaması da zor hatta. Bir tık öteye götürüyor. Kesinlikle. Katılıyorum ya ben mesela Twitch'e geçtim çok zorlandım abi biz dedim çok kolay bir şey yapıyormuşuz dedim ya yani buraya göre. 3 saat ışığın altında full enerjiyle kanka Hı -hı. hiç dinlenme payın yok performanslar geliyorsun. Evet. Benim için zor. Ama şimdi şey de göre ya. de YouTube zor bu arada. Doyum noktaları ediyorum. da var. Mesela sen 10 milyona dolaştın 20 milyona dolaştın ya da ne bileyim o gün herkes seni de konuştu. Hı -hı. Tüm Türkiye'nin tek ha, konuştuğu insan yok. da ha, Yani orada şu anki gençlerin olan hevesini bizde görmek mümkün değil yani zaten. Evet. Mesela şimdi Goril Faruk var. Çocuktaki hevesi görsen. Ne dersin Goril Faruk? Çocuk beni güreşte sağ sol bir attı anasını <laughs> satayım. Yeter dedim İlyas vurma dedim ya. <laughs> Vallahi çok güçlü çocuklar ya maşallahları var yani. Peki bir şey soracağım. Gelecek planlaması illa yapıyorsundur. Evet. Yani her insan gibi. Hı hı. Fatih Yasin özelinde veya Hı. Fatih Yasin'in Kafalar özelinde gelecek planlamasında şu an neler var? Yani neleri başarmak istiyor Fatih? Ya ben Kafalar Medya'nın her zaman büyük bir prodüksiyon şirketi olmasını isterdim. Şu an olamaz diye bir şey yok ama çok çaba sarf etmek lazım eskiye nazaran. Yani Türkiye'deki birçok işi çekmeyi, YouTube'daki bütün videolara destek vermeyi. Biraz Orkun'un şirket gibi. Yani aslında Orkun bir prodüksiyon hizmeti veren bir şirket değil. Biz direkt prodüksiyon hizmeti vermeyi tercih ediyoruz. Sadece edeyim. prodüksiyon. Evet. Yani prodüksiyon. içeriğini biz yazalım. Montajını biz yapalım. Kapağını biz tasarlayalım. Biz direkt kanalı yükleyelim. Çünkü şu an Türkiye'de böyle bir hizmet yok bence. Sadece size veren. Hani mesela sen YouTuber'sın. Senin bütün sorumlulukların önünü ben prodüksiyon şirketi olarak alacağım. Ve sen hiç bunu düşünmeyeceksin desem. Ya sen orada bir pasif gelir mi yaratmak istiyorsun kendine? Ya hem öyle hem de mesleğin içerisinde çok farklı insanı bir araya getirerek neler çıkabileceğini görmek istiyorum. Hayal gücümüz geniş. Daha hayal gücü geniş böyle insanlara daha fazla böyle ulan ne yapmış adamlar böyle proje mi yapılır YouTube'da böyle bir iş mi çıkartılır diyebileceği işler çıkartmak isterdim. Bir prodüksiyon şirketi olarak. İlla kafalar yani Atakan Fatih Bilal olarak değil de kafaların oluşturmuş olduğu bir kanalda farklı bir prodüksiyon içeriği oluşturmak isterdim. Şu an o yolda çabalıyoruz ama şu an adım atmış değiliz yani. Olur ne? Olma ihtimali tahminin. ya. ya mesela ki... ben de bazen bir iş yapıyorum ama bu iş büyük ihtimalle olmayacak gene de bir deneyeyim diyorum yani. O yani, soruyorum sana. Amerika'da yapsam şu an bu işi? Senin de yetim vardı Hollanda falan mıydı? Çok diyordum. istiyordum Amerika'da yaşamak. Yok Hollanda'da şirket kuracağım falan diyordun. Evet çok istedim orada da istedim. Sonra Hollanda'da vazgeçtim çünkü Hollanda'da böyle sosyal medya yani Avrupa'da sosyal medya bizim kadar ilgi yok. Amerika'da evet. olan ilgi de yok mesela. Amerika'da olmasını istememin tek sebebi de hayal gücümü daha fazla genişletmesinden kaynaklıydı. Çünkü bir giriyorsun Plato gibi şehirdesin abi yani hani o zaman da aklına direkt içerik gelmeye başlıyor. Yani bizim bütün olayımız zaten o gezerken gördüğümüz şeyleri hafızaya atıp içerik yazmak ya. Şimdi Amerika'yı Oralarda oralar da daha farklı bu olay ya. Evet abi. Her anlamda bu evet. arada. Renk olarak ya şimdi da öyle ya. Uber siparişi götürüyorsun, bir bakıyorsun Justin Bieber'la karşılaşıyorsun abi. Hani burada, he? Burada Mustafa Keser. <laughs> Peki şunu soracağım abi. Artık Mustafa Keser'i de severim bu arada. Kendisi de reporter'ı. Acı bir soru sormak istiyorum Hı. sana. Biraz şak diye soracağım bu soruyu. Şimdi kafalarım bir dönem dürüst olacağım. YouTube'da bunu bu arada ben daha önceki videolarımda da söylemiştim, yıllar önce de söylemiştim. Hı hı. Yeni sayılan ve tekrar edilen içeriklerde. Yani hı hı. bir içerik yapıyordunuz abi, bütün YouTuberlar onu yapıyordu, ucunu değiştiriyordu, burasını değiştiriyordu, hala öyle ama değiştiriyordu. aslında. Eski içeriklerinizde ama hala evet. öyle. Evet. O dönem inanılmaz bir yaratıcılık vardı hı hı. abi sizde. Kışkırtma zaten sizle gelmişti. Hı hı. Hesap kimde koymuştunuz? Kral Vezir koymuştunuz. Hı hı. Başka içerikler denediniz. Hı hı. Son bir iki yılda böyle bir deneyiş görmüyoruz sizde biz. Bak ara sıra bir Ama şeyler olur çok gibi şey oluyor. Oldu biliyorsun yani. Biliyorum bak evet. olur gibi oluyor bazen. Dener gibi oluyorsunuz hemen vazgeçiyorsunuz. Evet. Yani oturtabildiğiniz yeni bir içerikle bayağıdır karşılaşıyoruz evet. kafalar kanalda. Bunun sebebi az önce anlattığın şey mi sadece? Yani iki hayır, saat zaman canım. ayırıyoruz olayı Kesinlikle mı? hayır. Yani şimdi öyle baktığın zaman bizim çektiğimiz ve iyi izlenen en son çektiğimiz denizin ortasında bir gün geçirme içeriği var mesela. Hı -hı. Ben normalde bir videomuzu iki defa falan izledim. Ama ben o videoyu mesela beş defa altı defa izledim. Şu anda açsalar burada izlerim. Öyle çok başarılı olduğumuz, direkt beraber çektiğimiz, güzel enerji çıkarttığımız videolarımız var. Ama konsept olarak sorarsan son iki yıldır bir yetersiz limit geldi. Bir çember diye bir şey geldi. Çemberi beğenmedik zaten. çok Amacımız zaten kesinlikle değersizleştirmek değil. hayır mi? canım bir anlıyorum hesap zaten. hesap kimde o hype'ı gelmedi Çıkmaz o yetersiz Çıkmaz kanka limite. şu anda. Yani bunun çıkmamasının sebebi bir tek o olayla alakası yok. Sence doygunluk ve tükenmişlik falan olabilir mi pek sebep? Yani o kadar çok adam var ki artık. Yani her şeyi sanki sen yapacak yapacağın şeyin aklına gelen şeyi sanki daha önce biri yapmış gibi oluyor. Evet. E, o da doğal olarak seni biraz engelliyor yani. E, bizim aklımıza mesela en son gelen fikir yetersiz limitti. Aslında yetersiz limit çok güzel bir konsept. Ama baktığın zaman seyircinin gözünde yine hesap kimde bir gibi bir içerik geliyor. Ama çağır çağırıyorsun mesela. Normalde televizyon programına çıksa yarışmaya yüz lira ödül kazansa belki 3 yılda alır. Bizde 5 dakikada ödülü alıp gidiyor abi. Aslında avantajlı bir iş. Ama eskiye göre format nasıl üretiyorsunuz? Şu an format çıkmıyor bizden. Az önce bir şey söyledin. Olmayan bir soru soracağım sana yine. Hı. Türkiye'de bazı kanallar var. Ben açık açık söylüyorum mesela. Rahatsız olmam bunu söylemekten. Korkmam da. Kafaların içeriklerinin başlığını değiştiriyorlar. Hı hı. Bence içeriğini de çok fazla değiştirmiyorlar. Hani bari içeriğini değiştir. Hı. Hani bir şey kat veya bir şey eksilt. İçerik yap yani hı hı. adını değiştir o zaman. Ve farklı isimlerle birebir aynı içeriği yapıyorlar. Hı. Bunu görünce sinirleniyor musun? Ya eskiden çok takıyordum. Bunu Bu arada yapıp milyonlarca izlenen kanal var. Ben evet. ismini vermeyeceğim her şeye rağmen. Evet, biliyorum onu. Eskiden çok yapıyordum. Çok takılıyordum. Hatta Enes'le açık açık sütörden kapıştık yani. Hı, hı. Sonra... Enes değil bu arada benim söylediğim. Yok, zaten şu an şu an Enes bir şey yapmıyor da zamanda bir tane içerikle ilgili öyle tartışmıştık Enes'le. Yani tabii ki ister istemez alışveriş yaptığımız challenge'lar oluyordu. Ondan biz challenge alıyorduk, o bizden alıyordu falan. Hı hı. Onları bir kenara bırakıyorum ama ciddi kavga etmiştik yani. Baya ben Enes'e mesaj attım yani. Kavga ettik, tartıştık falan sen ne saçmalıyorsun falan olayına döndü yani. Ama şu anda birisi bunu çekince yapamıyorum. Çünkü her şey tekrar artık. Yani ben mesela bir içerik çekiyorum Reels diyelim. Ama şöyle bir şey vardır ya saygı vardır. Yani mesela ben yok hesap kanka. kimde? Respekt yok öyle bir ben şey. Ben hesap kimde çekeceğim zaman mesela Fatih'le çok samimi olmama rağmen sorarım. Kardeş evet. bak çekeceğim derim. O izin verse bile içeriğin yani bakın mesela kışkırtma attım ben kendi kanalıma Hı. ama başında diyorum ki Kafalardan öğrendim ben bu işi yıllarca diyorum yani Türkiye özelinde mi bilmiyorum ama yani. Türkiye'de yani yaşadığım için söylüyorum Türkiye'de kesinlikle ve kesinlikle fikre saygı diye bir şey yok kanka. hiçbir Fikri bulan ya. adama hiçbir şekilde umursamıyorlar. Mesela sen çok iyi bir film izliyorsun, tek umursadın orada başrolü nasıl oynadı. Ama bu senaryoyu kim yazmış, nasıl yazmış, neye dayanarak yazmış bilmiyorsun. Geçenlerde bir Ali Cabbar vakası oldu işte. Hikayesini anlattın, kimin hikayesi diye merak etmeye başladın artık. Ama bizim Türk milleti hikaye kimin yarattığını merak etmiyor. Ya da o fikri kimin bulduğunu hiç merak etmiyor. Umurunda bile değil. Gördüğünü merak ediyor. Kesinlikle. Yani. yani o yüzden bunu istersen götünü yırt, affedersin. Başarılı olamazsın burada. Kendini kanıtlayamazsın. O zaman sinirlenmiyor Değiştiremezsin. Değiştiremez. Artık bıraktı bıraktık o işi. Yani. Sinirlenmiyorsun yani. İsteyen istediğini çeksin. Eyvallah. Peki, İsterse alsın hesap kim diye, Çok da Hesap kimde <laughs> Sinirleniyorum. Evet. Ama bir şey demiyorum. Dökül. Sinirleniyorum. <laughs> tamam. Sinirleniyor. Sosyal medyaya karşı hala bir heyecanım var mı Fatih? Var benim var. Ne kadar? YouTube'a mesela. Ne kadar var? Ya YouTube'da mesela yurt dışı gezisi yapıyorsak çok keyif alıyorum ve çok heyecanlanıyorum. Bak o başka bir şey ama. Sen evet. kaliteli içerik ürettiğin için heyecanlanıyorsun evet. orada. Evet. Senin sosyal medya eskiden Hı. şunu çok iyi hatırlıyorum. Mesela özellikle biz bunu Atakan'la çok yaşardık senin evde. Bir Reels'ı çok hızlı ilerlerdi mesela videosu. E, bir, bir... Yanımıza koşardı kanka bak Hı -hı. ne oluyor ne bitiyor falan filan. Şu an hani mesela bir videon beklediğin üstünde gidince bir ulan Falan oluyor Ben ne yani? yapıyorum mesela Reels attıktan sonra ilk yorumlara cevap veriyorum ilk gelen yorumlara. Ondan sonra bırakıyorum. Bu kaç izlenmiş? 100 bin mi kalmış? 50 tamam, bin mi, mi kalmış? Gibi anlık yok. yok işte. İşte tamam. normalde ben ne yapardım onu sürekli yenilerdim evet. mesela. Şimdi yeni fenomenlerle tanışıyorum. Adam bildirimlerini kapatmamış. Evet evet bu arada. Adam evet. bildirimlerini açık bırakıyor koyuyaması Ulan... Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Heh. Mesela ben bunu yeni öğrendim. TikTok fenomenlerinin özellikle birçoğunun abi izleyicileri organize ettikleri Telegram grupları falan var. Çok mantıklı bir iş. Çok mantıklı ve biz bunu yıllarca yapmadık. Yapmadı biz anasını ağlatırdık evet. bu arada. Onlar 10 bin kişi topladıysa biz o zaman kayıpla, az insandık çünkü. En az 200-300 evet. kişi. Yani buralara biz hiç girmedik mesela. Yani zamanla... şu anda da yapamayız bu arada fatih. O enerjimiz yok şu anda. Ya şimdi da. sen onlara örnek oldun. Onlar evet. sende doğru olanı da gördü, yanlış olanı da gördü. Linç edildiğini edildi. gördü, işte neler yaşadığını gördü falan. Dedi ki ben nerelere bulaşmamalıyım. Sen bir örneksin. Bizim önümüze örnek yoktu ki. Evet, Hakan vardı ya. Yani. Hata yapa yapa öğrendik. Cocumuyor diyor adamın. <laughs> Hakan Efcan şu an Norveç'te yaşıyor herhalde değil mi? Hmm. Evet şansı ya. Ben Spor malzeme. yorumculuğu yapmıyor mu? Hayır. <laughs> <laughs> Yok yapmıyor artık. Cocumuyordur <laughs> belki. Süpermarkette mi çalışıyor? Yapma ya. Doktor ne o ar aracın adı? He. -e? İki tane şey var. Forklift. Forklift. Sarar ama. Ya ben sevmiyorum kendisini. Saygı da duymuyorum ama her şeyden. Bilmiyorum, ben Vatjı hiç nötrüm. Ben Hakan Hepcan'la görüşmüştüğüm de var. Sana kaotik bir soru sorayım mı ya? Sor. Sektörün vefasız olduğunu düşünüyor musun? Çok. İnsanların Sektördeki hepsi vefasız. Sence sektör vefasız mı? Yes. Bu da farklı bir konudur bak. Yani sektör yani vefasız ben... mı? Sektör bizim karnımızı çok doyurdu kardeşim. Evet. Elhamdülillah. Ben şimdi evet. sektörün hakkını yemem. Bugün YouTube'a istediğin kadar laf söyle, seni buralara getiren YouTube kardeşim. Bitti evet. yani. YouTube olmasa dönerci olurduk ikimiz. de. Ben dönerci olmazdım. <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> ne olurdu? Ben minibüs şoför olurdum. Kardeşim. Amacım aşağılamak falan. Hayır, hayır. Bize yorumlarda hep yazılır o. Ulan evet. YouTube olmasa dönerci olur. Ulan YouTube olmasa dönerci şey. olacak tip. Ben dönerciliği de seviyorum ama ben minibüs şoför olmayı tercih evet, ederim. Dönerciler de bizden çok kazanıyor bu arada yani. Çünkü minibüs şoförleri çok kazanıyor abi. Minibüs çöpü şey evet. alırdım. Abi, Tomar Sektörü Tomar para var. mı? Fatih? Kesinlikle. Yani sektörün içindeki birçok insan da öyle. Bunu duygular elinden çok karıştırmayacaksın, direkt profesyonel bakacaksın olaya. Sana ego yap. Ben yapana, de, sen o biraz de ego 28'inden sonra gelen özelliklerden işte. Tabii ben canım. eskiden herkesi çok umursardım. Hı -hı. Artık saldım yani. Yani, eskiden bütün her şey dostluk üzerine kuruluydu. Yani, evet. dostuma zarar gelmesin. Mesela birini linçlerlerdi. hepimiz atlardık, yani, yardım ederdik. Bu kadar gelir yoktu bence Fatih. Yani vardı gelir, kazanıyorduk evet. Allah'a şükür ama. Evet. İşe herkes çok böyle sadece profesyonel olarak bakmıyordu. Evet. Kesinlikle. Yani şu an profesyonel olarak bakılıyor ve haliyle dostluk azaldı bence. Yani. Mesela evet. sen benim videoma gelirken hiç şeyi sormazdın eskiden. Burak bu videoda entegrasyon var mı? Biz gene sormayız. Ya ben makarasını yaptım canım. Hayır, Olsa de... da gelirim zaten. Onu yani. demiyorum oğlum. Hı. Bizim aramızda zaten bu muhabbet olmaz. Hı. Mesela ama şu anda bazı youtuberlar şeye dikkat ediyorlar. Ya o videoda reklam var o zaman bana da birkaç şey lazım. Çünkü hepsi sonra. demek ki affedersin düzüldü bu yolda. Evet. Hepsi profesyonel. Ama abi. biz kafalar ekibi olarak mesela sen de muhtemelen öylesin. Ki öyle biliyorum. Size karşı Biz öyle. yolda düzüldük yani. Evet. Bunu öyle öğrendik. Açıkça söyleyeyim. Mesela Yardım. Halil Söyletmez Fatihleri bayağı düzdü zamanında. Halil Söyletmez ya <laughs> Halil Söyletmez Amerika'ya yerleşti istediği gibi küfürlü rahat storyler atabileceğini zannediyor. Bilmiyor ki Amerika'da adamlarımız var. <laughs> Halil Söyletmez. Halil bu arada itiraf ediyor ya. Bir kere benim yayınıma konuk oldu. Kafalara dedi çok dedi geçirdim ben Yaptı de. Yaptı ya. Ama biz mesela Halil'le hiç. Bir tane örnek versene. Kanka Yunav döneminde Aha. çok ciddi paralar kazanıyordu herhalde. Evet. Bilmiyorum ne kadar kazanıyor. Hiç görmedim. Bize hiç kazanmıyor. Biz anasını satayım. <laughs> Kıraç'tan gidiyorduk karın tokluğuna. Evet. Burger King'den bir tane hamburger söyleyecek diye orada 6 saat yayınladık. <laughs> bir de kendimizi rezil ediyorduk yani. Ha Halil'i seviyor muyum? Ben Halil'i hala severim bir ya. üniversite Oturum, muhabbeti, muhabbeti vardı sizin galiba ya. Ben hep abi dedim. Halil 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 2, 94'lüymüş. Evet ve söylemiyordum. Ben de zannediyordum 87'li, 86'lı. Öyle diyordu kanka soranlara. Beni de orada da dolandırdın Halil etmez. Üniversite <laughs> muhabbeti vardı sizin. Siz sahne alıyordunuz sürekli. Söyleşilere çıkıyorduk peri. Bizi... Halil para alıyormuş o işlerden. Nasıl ya? Ciddiyim bak. Ciddi misin <laughs> oğlum? Bir gün sonra Halil'e işlerden esnaf para almış. Ciddi misin oğlum ya? Oğlum ya... Oğlum bunlar full onla geziyorlar. Vallahi geziyorlar. Bunlara para mara yok bu arada. Bunlar hiç, hani şovunda olay. Ne güzel üniversite. Biz orada gidiyoruz. etkileşim var. İşte ne bileyim, gidelim söyleşiler falan. Kızlar bizi seviyor falan. Hoşlarına gidiyor. Bir ara DJ de oldu bu arada kardeşim. DJ olmadım. Davul çaldım. Sen yanından mı geçtin? Bir lan? tane kuruç bir kız vardı. Çok zayıf. Atabek Doğan, sen Ben Atakan Özyurt trendeyiz. <laughs> Ama sarhoşum ben kanka. Yani hani işte evet. yalan söyleyemeyeceğim. Eğlenmeye gittik genciz. Evet. Atabek setabın başında. Kanka dedik bizi çağırdın ama biz ne DJ'likten anlarız ne başka. Kanka dedi davulu al. Davulu almışım ben masa masa geçmiş gezmişim. Kızın biri twerk atıyordu davula. O gece ne yaşandı Fatih? O gece ben, ben biraz detaylarını O gece mi? ben kızlar beni <laughs> aldı başka bir yere gittik. Evet, nereye gittiniz? Başka bir eve gittik herhalde bilmiyorum. Sonra o evde sabahta uçağımız vardı. Yeri Ante. söyle ama lokasyonu söyle. Alanya'ya gittik. Alanya'ya gittik. Bayağı uzak. evet. evet. Alanya'ya gittik. Antalya'ya da da sabah 10'da uçağımız var. Ben sabah 8'de kalktım. Ulan baktım saate. Bir evdeyiz ama nerede olduğumuzu bilmiyorum. <laughs> dedim Antalya'dayız yani sonuç olarak. Baktım saat 8. Alanya'yı Antalya'da mı zannediyorsunuz? Evet, evet kanka. Hiç Harika. çıkmamışım <laughs> ki oğlum. İstanbul'dan dışarı çıkmamışım. Harika. Dedim ki yarım saatte 10 dakikaya gideriz havalimanına. Neyse taksiye bindik abi. Gidiyoruz Sint'in. Abi dedim yetişebilir miyiz ya dedim. Dedi ki sizin dedi kaçta uçak dedi. 10'da dedim. Dedi ki nasıl ya? <laughs> Dedim evet abi dedim. Dedim ona 15 dakika gitmez miyiz? Yok oğlum biz Alanya'dayız dedi. Dedim abi Antalya Alanya'nın şey değil mi dedim ya. Yok kardeşim dedi. iki saat arası var dedi. O gün <laughs> uçağı kaçırdık. Paramız da yoktu. Kim halletti? Galiba Ataber halletti ya sağ olsun. Öyle hatırlıyorum ama. Güzel dönemler bu arada. Evet. İyi anılar mesela. Şu ankiler bunları yaşayamaz. Yok yaşayamaz. Çok bunlar. keyifliydi o zamanlar. Fatih Yasin geriye dönüp baktığında <laughs> ...neyi yanlış yaptım diyor. Mesela şurada bir yanlış yaptım ben, burada bir yanlış yaptım ben. Herkesin vardır ya böyle hayatına geri dönüp baktığında... ...hani bu Hı. benim için yanlış bir şeydi dediği şeyler. Spesifik, aklına gelen bir şeyler var mı? Çok böyle direkt aklıma spesifik gelen bir şey yok. Yanlış yaptığımı düşündüğüm birçok şey var aslında. Ama bu sektörde girdiğim ve pişman olduğum hiçbir şey olmadı. Yani ben bu buraya geldim, kafalar sayesinde geldim. Bana birçok şey kazandırdı. Beni sokak serserisi yapmadı... Şimdi burada sokak serserisi, serserisi yüzünden de linç edilmeyelim. Artık. Hayır uzun sokak uzun serserisi, serserisi linç de yemeyiz ya. Ha? Sokak serserisi linç de yemeyiz. Ha. Serseri olmadı. Bu arada olmadı. çok garip bir şey değil mi ya? Ha. Abi rapçiler şu an basıyor da basıyor. Balenciaga oramda, Gucci buramda. Abi ben valla Gorge, nazar değecek diye hiçbir şey gösteremiyorum. Bisiklette geziyoruz anasını biz satayım. E, 50cc bak... motorluyum geçen Utanmıyor musun dediler. Lan yani. onu ver. Biz var ya bak Apple Watch takardık ve biz de çalışıyorduk. Yani biz de YouTube'a içerik üretiyorduk. Bize anında şey yazarlardı. Parayı bulduk. Meşhur laftı mesela. Evet, abi, musun? evet Artık samimi gelmiyorsun. Evet. E şu an tam tersi. Dolceler, Balenciaga. Her kadar şey var. Ya ben. Adını e, bilmediğim markalar var oğlum. Rapçilerden şu an en çok Label C5'i seviyorum. En sevdiğim adam odur. Tamam da ne alaka? Rapçiler <laughs> falan dedin ya ha, oğlum. tamam evet. Uzi'yi seviyordum. Artık sevmiyor gibiyim ama Neden? şarkısını gizli gizli dinliyorum. Mustafa Sandal ayıp etti ya. Yok Uzi beni takipten çıkmış. Neden? Atakan da çıkmış. Bilal de Hepimizi çıkmış. Niye? Bütün fenomenleri çıkmış. Fenomenlere karşı bir operasyon mu var diyorsun? Bilmiyorum. Acaba bu heyecanlar sorguya alındığı dönem destek çıkmayanları mı takipten çıktı diye düşündüm. Olabilir. Muti ona bayağı darılmıştı bu arada. Ama Bicam kanka benim Muti ile ya ben bu konuda onu savunabileceğim dediğim bir şeyim yok mesela. Eğer bundan bu dolayı böyle bir şeyse. Biliyor musun bence? Bak bana, bana diyemez. Atakan'a diyemez. Bilal'e diyemez. Çünkü biz o adamları sevdiğimiz için takip ederiz zaten. Evet. O adamın bana bir çıkarı olsun diye kafalar demez bunu kanka. Ya bir de şöyle bir şey var kanka. Şimdi bir şey oluyor. Adam sonuçta gözaltına alınıyor tamam mı? Hı -hı. Şimdi yasal olarak onun bile konuşması avukatı tarafından engellenirken Hı -hı. çünkü yasal bir süreç var diyor avukatlar. Hı -hı. Bizden Bu arada ben bunu mutiler için söylemiyorum. Bu çoğu gözaltı olayında oluyor. Bizi hep eleştiriyorlar o konuda. Abi ben hiçbir şey bilmeden nasıl destek olabilirim sana? Evet, evet. Ya hiçbir şey bilmiyorum. Yine aynı şekilde ben de linçlendiğim zaman ilk beni arayıp soruyorsun evet. ne oldu olay ne diye. Bir ben olay sana anlatıyorum. Bir olay ben arıyorum mesela. Fatih. He. Ondan sonra izah ediyorsun durumu. Yani öyle olması lazım zaten. Olay bununla alakalı. Yoksa ben Nebel C5'e bayılıyorum mesela. Ama Uzan falan etti. Uzan falı etmiş. Neyse üzüldüm. Güzel. Müzik sektörüyle hakkında da çarpıcı evet. Uzi bu arada Mustafa Sandal ayıp etti. Onu bilemem. Bak o konuyla ilgili yorum yapmıyorum. Neden biliyor Neden? musun? Şimdi normalde Mustafa Sandal hepimizin küçüklüğünde bildiğimiz, onun arabası var dediğimiz adam. Evet. Değil. Bu arada bildiğimiz kadarıyla ayıb etti. Mustafa Bakaram Sandal makaramdayım ben yani. Ciddi değilim. Heh. Mustafa Sandal saygı duyulması gereken bir sanatçı zaten. Evet. Sanatından kaynaklı ben kişinin direkt kendisinden bahsetmiyorum Ya Allah bir proje var herhalde Yok abi ben adamla <laughs> bir araya gelmemişim yani evet. öyle söyleyeyim Gel, evet. Yani gelsek de birbirimizi severiz sadece o kadar e Tabii Tarkan bir Mustafa Sandal ha. iki bence o dönemler evet. için Orada yaşanan durumdan dolayı Uzi muhtemelen çok şey yapamadı Alttan almak istemedi Tabi isterseniz bir sanatçı egosu oluşuyor Onda da oluşmuştur Yani yanlış bence yaptı yani Ne e Demin olsun. hak bilemem diyordun Bilemem ama. <laughs> ama iki tarafa da hani şey yanlış. Çevir kazı yanmasın değil. Ben ha. Mustafa Sandal'ı severim. Yani saygı duyulacak bir adam. O da belki anlamıştır sonradan. Uzi'de demiştir yani. Ulan evet ya adam. Ya şeye takılıyorum ben. Biz de yaşa Bizi de çok ezdiler Fatih. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Mesela Sa eski... bizi özellikle selebritiler çok ezmeye Abi eski çalışıyor. sanatçılar geliyordu mesela ve Mustafa Sandal falan da değil ha böyle. Bir tane şarkıyla ünlü olmuş zamanında şu an kimsenin hatırlamadığı adamlar bize karşı bir ego basarlar. Yapıyorlar. Oğlum özellikle... geçen gün düğüne gittim. Bir tane DJ var. DJ Emrah mı? DJ Kant. de biz bunu çok yaşardık. O bile yaptı evet. Heh. Evet. Ama şimdi orada ne vardı abi? Mesela Mustafa Sandal'sa eğer bu isim hı hı. ve sana doğrudan bir söylemi yoksa bence dillendirmemesi daha tatlı olurdu. Yani hani gene çıkma o sahneye, gene iptal et anlaşmanı ama Zebane Müslüman olmuş. Saçma sapan işler kanka. Yani Oğlum biz olmuş, yapsak şey... mahvederler mesela. Evet. Hani o içerik evet. Burak Güngör kanalından çıksa beni şu an lime lime kesiyorlar. Zebane Efe Müslüman oldu diye mi içerik yapsan? Zebane Efe'yi ben Müslüman hani olduğunu duyursam insanlara ve benimle beraber o içeriği çekmiş olsa Yok lan. Kanka ben sana bir şey söyleyeyim Burak Güngör primde çığır açtı, dini sömürüyor falan Allah diye şu Allah. an Instagram'ı blokluyorlardı şu Sanmıyorum. An. Öyle öyle. Öyle kanka öyle. Ama Çok... sevindim çocuğa ya. Neye sevindin? Tipi düzelmiş. Abi tipi mipi beni ilgilendirmez. Kendini nasıl mutlu Hı. hissediyorsa öyle yaşasın da. Müslüman olmasına da bir şey demiyorum orada. Evet. Tabii ki o olsun Hı -hı. adam olmak istiyorsa. Ama içerik bence biraz fazla Zebane özelinde genele yayarak yani. Abi çocuk her hafta bir dinle yüzleşiyordu bir ara kanalda. <laughs> yani satanizm vs. Zebane Efe. Amerikan filmlerine dönmüş. Musevi yani. Zebane Efe. Müslüman zebanefe. Sürekli Zebane Efe yüzleşiyordu evet. ve finalde çocuk Müslüman oldu. Ya bir hikaye yarattılar işte demek ki. Hah o, o kısmındayım olayın yani. yani. Biraz ben, fazla uzadı. Ama sonuç olarak çocuk en son mutluydu herhalde ya. Yüzü, yüzü gülüyordu yani. Senin yüzün güldü mü izlerken? Zebanefe izlerken. Evet. Ben Reels'ına denk geldim. Hı -hı. Çocuğun son Kabe'yi gördüğündeki o yüzündeki tebessümü gördüm. Dedim ki bu çocuk evet. Elhamdülillah dedim. Müslüman olmuş. Eyvallah. Can dostum. Eyvallah. <laughs> abi Türkiye'de bir dönem var. Kafalar kanalı özelinde bunu söyleyebilirim. Ya ben de bu sektördeydim ama bu sizde vardı abi. Hı -hı. Kafalar kanalı hem sokakta hem plazalarda seviliyordu. Hı -hı. Yani her yerde sevilen bir kanaldı evet. Kafalar kanalı. Temiz bir imajı vardı. Herkes siz böyle zırzop çocuklar, Hı -hı. tatlı çocuklar falan gibi görüyordu. Sonra yüzünüzün imajı içerisinde... kirli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yok. Başka temiz bir, şey. bir imajı başka bir vardı şey söyleyeceğim. Dinle bir dakika. Evet. Bölme. Yıllar içerisinde bir şeyler oldu abi. Hı -hı. Bir kesim sizden komple nefret etmeye evet. başladı. Ben bunu sadece spesifik bazı olaylara Hı -hı. bağlamıyorum. Yani evet. o meşhur linçlerinize bağlamıyorum sadece. Hı -hı. Her sevilen kanalın zamanla haterı çıkar. Bunun bilincindeyim Hı -hı. ama sizde bu çok sert yaşandı. Hı -hı. Sence burada sizin hatalarınız var mıydı? Hı -hı. Yani biz evet hatalar yaptık diyor musun yoksa bize harcadılar mı diyorsun? Hayır canım hatasız insan olmaz. Bizim hata yapmış olduğumuz tabii ki vardır. Çünkü milyonlarca insana hitap ediyorsun. Hı -hı. Milyonlarca insanı aynı anda mutlu etmen mümkün değil yani. Çok klişe olsa da imkansız yani. Onların içerisinde birkaç tane sivri çıkardı ve biz o sivrilere karşı da aslında biraz daha duyarlı olup doğru hareket etmemiz gereken dönemlerde çok umursamadan hareket ettiğimiz şeyler yaptık. Yani bunlar bize tabii ki zarar verdi. Ama bu sosyal medyanın içerisinde olduğumuz müddetçe bundan 10 yıl sonra da yapsak aynı tepkiyle karşılaşacağız. 20 yıl sonra da yapsak aynı tepkiyle karşılaşacağız. Yani bizim yaptığımız hata da çok fazla vardı. Seyircinin bizi yok yere üzdüğü, yok yere linçlediği çok şey de oldu yani. Çok fazla oldu. Hatta onun yanı sıra konuşulacak o kadar çok şey varken gelip ona o kadar çok zaman ayırmaları bile beni çok üzdü yani öyle söyleyeyim. Şimdi çok benim çok merak ettiğim bir soru var. Hı hı bu yediğiniz linçlerden birinde hı hı. bir açıklama videosu yayınlamıştınız. Hı hı. O açıklama videosunda senin belki de kariyerinde ilk kez ağladığın bir sahne bir var. Normalde kamera karşısında bir kışkırtmada evet. ağlamıştım. O ya da o çok aynı değil ama yani. Evet. Ve ben o sahneyi gördüğümde sana o zaman da söylemiştim, burada da söyleyeceğim. Evet. Demiştim ki Fatih keşke bu sahneyi vermeseydi. Bu kariyerine. Ya yani doğru olurdu evet. Yani ama sonuç olarak şöyle bir şey. Ben bugün orada bugün oraya dönsen o sahneyi tekrar yaşar mısın? Hiçbir şey yapmam. Video çekmem. Açıklama yapmam. Tamam yani bir pişmanlık var o videoya dair. Kesinlikle. Çok duygusal bir şekilde hızlı hareket edilmiş. Ve mantıksızca kararlarla çekilmiş bir işti. Ha, genel olarak bazı insanların kalbine dokundu mu? Dokundu. Yani olumlu olan çok fazla yönü oldu mu? Tabii ki oldu. Ama tekrar böyle bir şey olsa büyük konuşmak istemem. Ama çıkıp da insanların yüzünün karşısında yani izledikleri yerde ağlamam. Ya yani insanları eğlendiren kişilerin hı, -hı. Ben çok ağladıklarına şahit olmuyorum. Belki de ben hı, olmuyorum. Mesela Cem Yılmaz'ın ilk kez ağladığını ben Özkan Uğur'un cenazesinde evet, gördüm. Mesela sonra ne oluyor? Kafandaki duygu değişmeye başlıyor. Evet ya yani O insan evet burama da dokunmaya Ama başlıyor. Ama al, al mevsiminde de, de mesela aslında duygusal bir adam oynamıştı falan. falan. Ama o gerçek bir ağlama değil evet, abi. Evet. Sen gerçek ağladın. Orada da çok gerçek ağlıyor Cem Yılmaz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Komedyenler kariyerlerinin sonlarında böyle ciddi de oynamışlardı. Evet. oynamışlardı. Yani Fatih Yasin kariyerinin değil, sonunda mı diyorsun ağladığı için? Allah bilir. Şimdi belki kariyerimin çok daha başındayımdır. Charlie Chaplin'in bile öyle. Kariyeri de. falan evet. boşverin de bir konu var. Hı. Sormazsam olmaz. Sor. Bir evlilik yaşadın Fatih. Hı hı. Hepimizin gözü önünde yaşandı bu evlilik evet. işin gereği. Ama özel hayatını o dönem çok yansıtmadın evet. sen. Sevmiyorum sen zaten ben. genelde yansıtmıyorsun hı hı. da yani. Yani benim şöyle söyleyeyim Fatih'in Evlilikten önce de hayatına giren insanları ben bilirdim ama insanlar bilmezdi. Hı hı. Senin çok fazla fotoğraf attığını falan hatırlamam evet. ben. Bir iki ilişkinde şahit oldum evet. sadece. Abi çok enteresan bir şey söyleyeceğim ve bu arada bunu söylerken yüzde yüz dürüstüm arkadaşlar. Fatih ile biz boşandığı günden bir gün önce beraberdik. Hı hı. Saçma sapan bir yere götürmüştüm bizi. Evet. Balık tutmaya çalışıyordu aptal aptal tutamadı da bir tane bile. Ve tutmaya çalıştığı yer bataklık yani göl müymüş baraj müymüş evet. neymiş? Bir gün sonra abi ben evde uyandım. Bir magazin sayfasında Fatih Yasin boşandı haberi gördüm. Hı hı. Ve benim haberim yok. Evet. Soramıyorum da. Şimdi çünkü neden bir gün önce olayım? Hani bir şey olsa anlatmak istese anlatırdı zaten. Hı hı. Hı hı. Abi neden bu kadar gizli yaşandı bu olay? Ya çok çıtırdatılar vardı zaten. Yani ya isterse anlaşamadığımız zaten anlaşamadığımız bizim. noktalar vardı. Çok iyi anlaştığımızı düşündüğümüz noktalar da vardı. Ya merak ettim kendini neden çok yalnızlaştırdın? Neden boşandın gibi hadsiz bir soru sormam işin ben. İşin finalinde kanka. bir şeyleri dahil ettiğim için çok fazla zarar verdiğini düşündüğüm şeyler de oldu. O yüzden Hı -hı. boşandıktan sonra bu konuyla ilgili hiç kimseyi bir şey dahil etmeden, kimseye de zarar vermeden en doğru şekilde nasıl bu konudan uzaklaşabiliyorsam o şekilde uzaklaşmaya Ben mesela seçtim. çok kırılmıştım. Sana anlatmadım için mi? Hayır. Lan ben o... annemle konuşmadım. Oğlum ben. en azından şunu dersin kanka hani canım Hı. sıkkın. ...büyük ihtimalle boşanacağız dersin yani. Çünkü günü falan alınmış bunun He, hiç yani. Hiç paylaşmadı. Evet. Hiç paylaşmadı. Abi evet. bir gün önce balık tutuyorsun ve bana yalan söylüyor mesela. Hı -hı. Anladın mı? Yalan söyledin sen bana orada. Kanka işte... Şimdi detaylara girmeyeceğim. Hı -hı. Hani çok mutluymuş gibi Hı -hı. yansıttın bana olayı Hı -hı. orada. Ben özel hayatımı gerçekten çok ciddi anlamda söylüyorum. Hayatımda biri olsun. Bunu insanlarla paylaşmayayım. Çünkü bittikten sonra her şey artık tekrar devam etmeye başlıyor. Yazmaya başlıyorlar. O insanın da bir hayatı oluyor yani. Aslında ona saygı duyduğumdan kaynaklı bunları çok fazla dile getirmemeyi tercih ettim. Ya bu arada insanlar şey diyebilir mi? Belki evet. seninle paylaşmıyor. Atakan'la da paylaşmadı. Yani, Atakan benden daha çok kırıldı bu arada mesela yani biliyorum. Yani. Konuştuğunuzu da biliyorum bu konu hakkında. Ya yani, yapacak bir şey yok. Yani. Sonuç olarak dediğim gibi yani benim oradaki niyetim iki anlaşamayan medeni insan vardı. Olmadı. Ama bunun için elinde... E, boşandığım için Evlendiğine. Evlendiğime mi? Bilmiyorum ya. Yorum yapamam. Ya boşandığına pişman değilsindir. Boşandığıma pişman değilim falan Anlamadım. Yani boşandığına pişman değilsindir zaten. Hayır canım biz anlaşılamadığımız yani anlaşamadığımız için, için, boşandık için boşandık boşandın. Onlar evet, pişman değil. Evlendiğine pişman mısın sorusu önemli olan. Evlendiğime bu ar, pişman değilim. Hayır değilim. Eski eşin özelinde söylemiyorum abi bunu. ha bunu. Yani kendisine de selam olsun. Hatta düşman ha. değil hiç kimse. Evet, sonuçta. Evet. Senarözünde sormuyorum hiç, bunu. Hiç. Hani sen evlendiğine pişman mısın onu soruyorum. Evlendiğime pişman değilim. Benim için yaşanılması gereken bir tecrübeydi bu. Yaşam yani yaşanılması gerekiyordu bence. Aga be. Evet. Eyvallah. Son zamanlarda bir moda var bu arada. Bunu ben çoğu kimse de ya şimdi mesela Murat Ülker'i izledim geçen Kafa TV'de. Hı -hı. Adam tamam haklı. Onun hakikaten bir pişmanlığı, keşkesi yoktur da. Evet. Bir moda var abi. Herkes şey modunda. Ben hayatımdaki hiçbir şeyden pişman olmam bro. Yok öyle değil. Hiç keşkem yoktu. Öyle değil. pişmanlığım var. Mı var, büyük var. Pişmanlığı? var. Ne var mesela? Pişmanlıklarım var. En büyük pişmanlığın ne mesela hayatına dair? Herkesin vardır bu arada. Düşünmem lazım deme. Ya çok böyle açık ve net bir şekilde pişmanlık duyduğum şeyleri çok fazla dile getirmek istemiyorum. Ama zamanında bazı ilişkiler evet. yaşadım mesela. Evet. Evlilikten abi çok senin önce. Abi bir şey söyleyeceğim. Böyle Evlilikten çok önce yaşadığım ilişkiler. Atarım bu arada istersen. Senin dayak yediğim bir ilişki var evet, ya. Evet evet. onu. Yok yok hayır <laughs> anlatmak istemiyorum. Yani Adamı... <laughs> bir şekilde uğraştığın kuralı falan da istemem. O yüzden ben arkadaşlar bakın çok açık ve net söyleyeyim. Ben bir kadına vuramıyorum. Vurmam, itmem. Yani tartışabilirim, bağırabilirim. Her insanın sesi yükselebilir. Ama elimden geldiğince ona zarar gelmemesi için elimden gel kendime zarar gelsin ona gelmesin. Öyle bir adamım ya. Yani. Bunu burada olduğum için anlatmıyorum. Hep böyle oldum. Biri beni dövmeye kalktı mesela bir tane kız. Bunun gülme şarkı... Kıskandı beni bir olaydan dolayı. Işıklarda gidiyorduk. Burnumu da daha yeni yaptırmışım. <laughs> Işıklarda gidiyoruz. Böyle kıza gözücüyle baktım ama kız da bana bakıyor. Ben fenomen tanıdı falan diye selam vereyim. Hani şöyle teşekkür ederim falan demek için. Sen o kıza niye baktın dedi. Bir koydu burnuma. bizim ne, ne oldu ya? <laughs> ne oldu bu kadar dedim ya? Arabada anlattı bizi. O anlattı. O an geldi aklıma o yüzden gülerim. Ne vardı bu kadar dedim şey ya değil. dövülecek dedim. İnsan dövülür mü dedim ya? sonra kanka burnumu sildim bir bezle. Onu devam ettim bıraktım devam ettim sonra. Peki Pişman ev... olduğum ilişkilerim var evet. Evlilik sana ne kattı? Evlilik beni olgunlaştırdı bence. Ne anlamda? Ya ben çok çocuk ruhlu bir adamım. Hala öyle olduğunu Hala düşünüyorum. Çocuksun, yani oyun oynuyorum mesela akşamlar eve gittiğimde. En büyük keyfim, hobim bu. Çocuk kalmayı tercih ederdim yani. Ama olgunlaştırdı ister istemez. Çünkü bazı düşüncelerim değişti. İşte kendime karşı olan sorumluluklarım daha da fazlalaşmaya başladı. Eskiden kendimi bu kadar çok düşünmüyordum. Şimdi biraz daha fazla düşünüyorum. Gibi şeyler. Sen duygularını çok saklayabilen bir adam değilsin. Seni evet. çok iyi tanıyorum kanka. Evet. O yüzden saniyors. kamera karşısında ağladık salak gibi. Evet. En son ne için ağladın Fatih hayatında? Bir gün gittim eve. tam bu Şu an oturduğum eve. Pamuk var ya kedi bugün gördüm Pamuk duruyor orada köşede tamam mı? Yalnızım ama kimse yok yani. O gün de kendimi çok yalnız hissettiğim bir gün oldu. Hani Savaş Ceviç diye ya, o gün çok yalnız. <laughs> Aynı gerçekten öyleydi. Kıradın mı kolunu? Evet. <laughs> Kırma kanka. Neyse. Ulan kedi şurada oturuyor. Ben de kediye gözücüyle bakıyorum. Kedi bana böyle baktı. Ben ona öyle baktım. Dedim ulan ben ne kadar yalnızım şimdi dedim. Oturdum yanına hüngür hüngür ağladım. Ne zaman yaşandı bu? Ne kadar oldu biliyor musun? Bir iki 3 ayı geçik herhalde ya. Ulan sana şimdi bak sormayacaktım da oldu. özel bir soru soracağım. Boşandıktan sonra ağladın mı? Tabii canım ağladım. orada. Çünkü o garip bir yalnızlık. Yok yok Hiç orada... yaşamadım o, o ama yaşan... yani. Yani şimdi orada bir yaşanmışlık var. Ne olursa olsun duygusuz. Ama tabii evde biriyle Kimse... yaşıyorsun ve o kişi gidiyor evden hani yani. hani duygusuz evlenmedim ben sonuç olarak. Bir duygu vardı tabii ki orada da. Bu duyguların bittiğini düşündüğüm için ağladım artık yani. O o yüzden ağlayabilirsin yani. Bunda normal. Ve için. sen duygularını gene doruklarda yaşayıp evet. o evi falan bıraktın komple. Evet tabii canım. Anlatmıyorsun. Evet. Ben detay vereyim biraz. Şimdi bu formatın içinde sen sor ben sorayım diye bir challenge'ımız var abi. Buradaki soruları ben izleyicilerden aldım. Tamam. Bundan sonraki videolarda da izleyiciler Instagram'dan sorularını iletebilirler. Konumuza tamam. duyuruyor olacağım. Hı. Sana Kaan isimli bir arkadaşımızın şöyle bir sorusu var. Bu basit bu soru tamam. bu arada. Kışkırtma neden bitti? Bir gün geri gelir mi? Bir gün Volkan abinin evinde oturuyorduk. Dedik ki ya dedik biz kışkırtmalarla birbirimize zarar veriyoruz galiba dedik. Enes'in de payı var ama ya bitmesin Evet o o yani çok en büyük faktörlerden. Ya yine bir faktör o da. O da bir faktördü. Şimdi yalan söyleyemem şimdi. Psikolojik kışkırtmadan sonra aslında böyle insanların artık birbirine psikolojik kışkırtma yapması bizim için sıkıntıydı. Ya şimdi zamanda çocuk televizyon izlerken Pokemon zannediyor kendini. Camdan aşağı atlıyor. Şimdi çocuğa istediğin kadar özenmedi, özeniyor o çocuk yani. Şimdi biz kışkırtmayı bırakırken aslında bunların hepsini bir genelleme yaparak dedik ki evet bırakalım. Şu an yemin ediyorum deli gibi kışkırtma çekmek istiyorum. Ataka'nın bilen ağzına sıçmak istiyorum mesela. Çok içimde böyle kışkırtma isteği var. Ama o gün öyle bir söz verdiğimiz için Dönmemek için elimden geleni yaparım. Bir gün gelir o zaman ya. Keşke gelse. Gelebilir tabii. En azından hani gelebilir onu biliyoruz. Keşke gelse ama gelmez. Bence gelir. Ben öyle hissettim bu konuşmada. Şu an gerçekten Atakan'la Bilal'e kışkırtma yapmak için. Sözünü yememek için mi kışkırtma gelmiyor yani? Tabii. Evet. İzleyiciler dese ki toplanıp. hani lan tükürdüğünü falan. Bilmiyorum bir düşünülebilir. Gelir. Bastırın o zaman yorumlarda. Oo. Just Private 8 sormuş. Just private 8. <laughs> bu bir private hesap. Burada bir sıkıntı var. Hayatında biri var mı? Tekrar evlenmeyi düşünür müsün? Hayatımda biri yok. Güzel soru bu arada. Hayatımda biri yok. Nasıl ha, nerede nasıl yok? Nasıl nasıl yok? Yani sevgili olarak mı yok? Sevgili olarak Ama yok. Ama sen flörtöz bir adamsın. Tabii flört ettiğim birkaç Kaç arkadaşım var. Kaç kişiyle flört ediyorsun? Nasıl? Şu an? <laughs> Sen söyledin ben de söyledim. Yok edelim. arkadaşım o kadar kalabalık bir ordu gibi bir durum yok. Yani ben Birkaç bir... arkadaşım var flört ettiğim dedin. Zamanında oldu birkaç arkadaşımla flört ettim. Şu an çok kafa olarak şu an anlaştığım kaç bile olmadı var? yani. ha? Şu an kaç flörtün var? Yok flörtüm. <laughs> ya nasıl yok oğlum? Flörtüm yok oğlum ya. Yalan söylüyorsun. Ya. Sana ne? <laughs> kaç yok flörtün. Allah Allah. Şu an konuştuğum biri yok. Ali biçimle çok iyi anlaşıyorsun mesela. Sen Ali biçimle anlaşıyoruz evet. Niye? Ortak noktalarımız var. Yaşça büyük... Hanımefendilerden <laughs> başlıyorsun sen de. <laughs> de. Ortak ne, ortak var? Ortak böyle güldüğümüz şeyler var onun. Ha, o yüzden. Hani aynı şeylere gidiyoruz. Aynı şeylere bazı ortak noktalarımız var. Beraber Ama geçenlerde eser yenenlerde Ali Biçimler falan bizim hakkımızda baya şey Kafalarla bir daha video çekmeyiz falan filan demiş. Ona bir uyuz oldum. Bir Ali'ye bir yumruk atasım geldi. Ciddi misin? Evet. Maziniz var bir de. Yok, atıyoruz birbirimize kaç... hala bana saçma sapan kaç şeyler atıyor. Var. Şu an bana Instagram'dan anla... var. Ha? kaç flörtüm var, kardeşim. Konuyu flörtüm yok. Da... Konuştuğum biri yok şu an. <laughs> Sen dedin oğlum birkaç tane flörtün var diye. Bak adam bile oğlum bazen ağzından öyle şeyler kaçabiliyor ama yok. Tekrar evlilik düşünür müsün? Büyük konuşmayayım. Olabilir, olmayabilir. Ama şu anda evlenmediğim için, hayatımda biri olmadığı için yemin ediyorum sana. Rahatım yani. Hani sorumluluğum yok ekstradan ve kafam rahat. Mesela şu an akşam eve kaçta gideceğim? Kaç derken uyanmam lazım falan düşünmüyorum. Bu benim için avantajlı bir şey yani. İki tane daha soru vardı. Onları zaten konuşurken sorduk. O yüzden sormayacağım. Hı -hı. Şunu soracağım sana. Natzer 311 sormuş bu arada. Natzer mi? Boyu ayakkabısız bir elinin altında mı üstünde mi? Valla soru bu lan. Kanka ben bunları ağlıyorum evde biliyor musun? <gülüyor> Neden? <gülüyor> soru bu. Bak boy, benim boyum kanka. 1.67 1.67 biz yalan buna, söyle. Bak, Çok biz rahat oluyor. yalan söylüyorsun kanka. kanka ya. Sen 1.67 yoksun. Doğru doğru. Ben 1.69'um Fatih bir yani 1 santim uzunum. 2, 2 santim. 2 cm oluyor o zaman oğlum. 1.67. Balenciaga giydiğim zaman 1.69. evet. <laughs> tamam mı? Air Max giydiğim, içten <laughs> giydiğim zaman. Prada işten topuklu giydiğim zaman 1.71. evet. <gülüyor> Benim New Balance yeni aldıklarımı giydiğim zaman 1.65 kanka. Evet. Biraz daha aşağı çekiyor. <laughs> Arkaya mı basıyor <laughs> Evet aşağı çekiyor. Ya... Öyle yani. Boyla ilgili takılıyorlar. Hatta şey dediler. Özkan San diye bir çocuk var ya Boya evet, Boyamalı çok zor bir şey abi. Abi olsana olsana falan. Ya ben alındığım zamanlar da oluyor. Ama seni ben zaten 1.80 yakışıklı bulmam. Ya sen böyle iyisin kanka. Yani benziyor. şu an elhamdülillah. Valla 1.80 Fatih Yasin çirkin olur bu arada. 1.80 Fatih Yasin çok fena olabilir ya. Çok, çok kötü olur kanka. Çok fena olabilir. Seni abi. sen yapan, sen otoban faresi gibisin biraz. <laughs> <Git lan>. Ya <laughs> abi böyle olacaksa biz bir daha Hayır, gelmeyelim abi ya. Ufak tefek yaramaz. Avolon da bizim minabımız var ya. <laughs> ufak tefek yaramazlık var. Oligark, sende. Buradan oligarka sesleniyorum haftaya oradayım. Klein? Klein, Klein sevmiyorum çok. Çok geziyor ya. Çok Klein çok ya. sevmiyorum. Çok yok takılı. lan vallahi çıkmıyorum ya. Senin hostes bir flörtün vardı ne oldu onunla? Hostes bir flörtüm yoktu. Yalan söyleme. Yok oğlum. Neyci pilot muydu o? Yok tanımıyorum. <gülüyor> yolcu. <gülüyor> <gülüyor> pilot... Yolcuydu yolcu. <laughs> pilot muydu o? Tanımıyorum kanka. Bana çok överek anlatmışsın o yüzden. Tanımıyorum hatırlamıyorum. Öyle mi diyorsun? Kim övdü hatırla? Kim övdü sana kanka? Bunları oh. böyle koyacak mısın ya? Evet koyacağım. Mal mısın oğlum? Niye koymayayım oğlum? Benim özel hayatım bana kalsın ya. E tamam ama sorular arasında var. Yok pilot yok tanımıyor. <laughs> hostes var. Kim sormuş? Hostes flörtün var diye mi sormuş? Evet. Allah Allah. Ee... Evet. Ali biçim mi sordu? Bilmiyorum. Ne oldu? Neyse. <laughs> Demek ki var. Neyse. Yok valla yok ya. Şu an biri yok. E yani. niye Ali mi sordu? Ali mi sorma ihtimali var çünkü. B Bilmiyorum. Evet. Teşekkür ederim konu. Rica kolu, kolu, ederim. ederim. Ben de çok iyi Çok keyifli bir muhabbetti. Gerçekten Burak'ı zaten dostum olarak çok seviyorum. Buraya kadar izleyen herkese de ben kendim şahsım adına çok teşekkür ederim. Bu arada arada atışmalar falan oldu. Biz çok yakın arkadaşız evet, yani. Evet. Ciddi annesini sanmayayım. bilirim, babasını bilirim. Ben de annesini bilirim, babasını. Annesinin biliyorum. bize kek yapmışlığı, çay yapmışlığı Onun var ya. annesinin yani. de bana çay koymuşluğu var. Benim annem çay koymuştu da sana arada. Koydu bu arada. Nerede size koydu Size mu? geldiğimde? Ha evet. Valla gerçekten evet. öyle kardeşim. Ailecek tanışırız. Evet. Biz Burak'la kaç 8 yıl mı oldu? Ya 10 10 işte, yani, yani, yıl yani. oldu yani. Başkaydı Ama yani. Ama sen hiç yaşlanmadın lan burada. Saçlarım beyazladı biliyor musun? Ama yüzün hep aynı. Sakalım yok. Sakalın yok değil, değil evet. mi? Evet. Sen de karakterden Senin biraz var mı? sanki. Benim manita var kanka. Daha önceden çok varmış. Ne? Duyumlarını aldım. Ne varmış? Çok manitam varmış. Ben özel hayatım. Geçmiş bir çöplüktür ve çöplüğü sadece çöpçüler karıştırır. Lan Mert Çam Köpekler. Köpekler, karıştırır. Mert var. <laughs> yani ben o yüzden girmeyeceğim oralara. <laughs> Okay. Beni oradan sıkıştıramazsın. Okay. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Unutmam kardeşim. Seni çok ben seviyorum Fatih. Ben de seni teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Hoşçakal. Hoşçakal. Bay bay.